Gazete Duvar ekranlarından herkese merhaba. Bugün konuğumuz yazar, senarist ve oyuncu Ercan Kesal. Ercan Bey hoş geldiniz. Hekimlik Sanatları İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. Öncelikle kitap hayırlı olsun. Yine aslında sizin üstümüzü tanıyanlar için çok bilindik bir kitap. Yine o naif Ercan Kesal anlatısı diyebiliriz. Benim hep Ercan Kesal deyince aklıma gelen şu oluyor. Hafıza. Müthiş bir hafızanız var. Yani 6 yaşından başlıyor sizin hikayenizi anlatmanız. Avanos'taki o çocuk, gazoz satan babası, fedakar annesi ve abileriyle olan ilişkisi. Ve yıllar geçiyor, artık o çocuk büyüyor, önce Ankara siyasına gidiyor, daha sonrasında içerisindeki o hekimlik sevdasından bir türlü vazgeçemeyip kendisini tıbbiyede buluyor. Sonrasında 40'lı yaşlarda sinema, senaryo, özel hastane işletmeciliği, hastane, doktor ve sanat, yazma, tüm bu pratikleri yan yana getirme biçimi. Bunların hepsi aslında sizin o hafızanızın çok kuvvetli olmasından kaynaklanıyor. Biraz buradan başlayalım istiyorum. Yani hafızanızın bu kadar kuvvetli olması ve bu kadar çok şeyi hatırlayıp anlatmak zor mu? Yük mü sizin için? Ya da eğer keyifse nasıl bir keyif bu? Teşekkür ederim. Hatırlamak seçerek unutmaktır lafıyla belki başlamak lazım. Daha önce de kullandığım, yazdığım bir tespit. Çok güçlü, şaşmaz ve bir çeşit kaydedici gibi bir hafızam olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Belki de dün akşam ne yediğimi unutmuş bir adam bile olabilirim. Mesele biraz yaşanan her şeyi kaydetmek değil de seçerek unutmayı bilmek, hatırladığın şeyleri seçmek, ayıklamak ve onları daha da parlatmak, ortaya çıkarmak. Yani hakikaten geçen hafta bazen günleri bile karıştırdığım birkaç şey yaşamış olabilirim ve unutmuş olabilirim. Ama mesela 19 Şubat 1987'de öğleden sonra bana gelen hastanın üzerindeki kaza hatırlıyorum ben. Bunun sebebini de düşündüğümde bazı şeylerin altını çiziyoruz ve bazı şeyler bizde kalıcı izler bırakıyor. Her şeyi hatırlamıyorum kuşkusuz. Bir sürü şey unuttuğum için bence bazı şeyleri daha güçlü hatırlıyorum. O yüzden hatırlamak seçerek unutmaktır diye kastediyorum. Benimki gibi yazan çizen bir adam için zaten bu yöntem işe yarıyor. Yani ben her şeyi hatırlamaya kalkışsam herhalde içinde boğulurum ve hiçbir şey yazamam, içinden çıkamam diye düşünüyorum. Özellikle bir şeylerin peşine düşüyorum. Tanıl Bora editörüm benden böyle bir kitabı yazıp yazamayacağımı sorduğunda yine benzer şeyleri konuştuk 3 aşağı 5 yukarı. Herhalde ben yine kendi şahsi tarihim üzerinden bir hekimlik tarihi değil. Bu kadar belki büyükçe bir şey söylemeyeyim ama bir yolculuk diyebiliriz. Türkiye'de benim kendi hekimlik tarihimi aslında kendi şahsi tarihimden de ayırt etmeden anlatabileceğimi fark ettim. Onu söyledim. Bu yüzden ilk benim bir hekimle ya da bir sağlık meselesiyle ilgili ilk yaşadığım şey, neyi hatırlıyorum diye baktığımda da zaten kitabın girişindeki o karlı kış günündeki Avanos'ta bana penisilin yapmaya çalışan sıhhiyecinin bendeki travması, bendeki iziyle başlıyorum zaten. Onu o kadar iyi hatırlıyorum ki. Hepimizde vardır böyle şeyler. Sonra da sırasıyla hakikaten kendi ailemi, beni hekim lik arzusuyla buluşturan sebepleri, babamın gizliden gizliye belki benim hekim olmamla ilgili üzerimdeki etkileri. Bütün bunları yazmaya çalıştım ve ortaya böyle bir kitap çıktı. Bu yüzden hafızayla ilgili söyleyeceğim şey, ya bende müthiş bir hafıza var, hiçbir şey unutmuyorum değil de, ya ben aslında bir sürü şeyi unutuyorum. Bu yüzden bazı şeyleri çok iyi hatırlıyorum. Kitaba dair tabii çok konuşulacak şey var ama şunu da söylemekte beis yok sanırım. Aslında siz o hikayeleri hiç unutmuyorsunuz. Evet. Yani hayatınızdaki o dönüm noktası olan hikayeleri hiç unutmuyorsunuz. Sizin diğer kitaplarınızda biz baba figürünü çok ciddi okuduk. Gördük ve aslında hayranlık duyulan da bir baba gördük. Ama bu kez beni de çok etkileyen bir şeydi bu. Anneniz ve yazı üzerinden bir ilişki kuruyorsunuz. Annenizin ölümünün sizin üzerinizde bıraktığı etkiyle yazıyı bir araya getiriyorsunuz. Bu kitapta anne var ve yazı var. Yazı da burada metaforik olarak aslında bir yeniden doğmak ya da büyümek ve gelişmek anlamına mı geliyor? Annenizin özellikle yazıyla olan ilişkinizdeki etkisi hakkında ne söylersiniz? İnsan kendi anne babasını seçemez. Kendi doğumuna karar veremez ve kendi doğumuyla ilgili ve sonrasıyla ilgili çok fazla bir şey söyleyemez. İrade bir müdahalesi yoktur kuşkusuz ama insan kendisini yeniden doğurabiliyor. İnsan kendisini yeniden inşa edebilir. Hep buna inandım. Ama bu kendini yeniden inşa etmek ve kendini bir kez daha doğurmakla ilgili yine vazgeçilmez sebebiniz, neşet ettiğiniz yeri yine sizi ilk kez doğuran annenizmiş meğer. Onlarsız hiçbir şey yapamadığımı, onlarsız hiçbir şey olduğumu düşündüm, fark ettim. Annem
Okuma yazması olmayan bir kadındı ama samimiyetle hep söyledim bunu. Bir çeşit tuhaf bir metafor olsun falan diye de değil bu. Bütün kitaplarımı annem yazdırmış gibi geliyor bana. O olmasaydı ne yapardım falan diye düşünüyorsunuz. O yüzden annemin temsil ettiği şeyin de sadece bir ebeveyn olmanın ötesinde bir Anadolu hafızası olduğunu. Yani annem okuma yazmamış olmakla değişmeyen bir birikim vardı. Bu birikimin farkında değildi belki ama o onun bir taşıyıcısı olarak da bana el verdi diye düşünüyorum. Bu kadar çok aklı karışıkta bir adamım, bir sürü okullarda okumuşum, bitmeyen de bir öğrenme merakına sahibim biliyorsun. Ama vallahi önünde sonunda yine anamın söylediği 3-5 kelimeye dönüyorum. Yani acaba bütün bunları abartıyor muyuz falan diye de düşünmüyor değilim. Bu eğitim meselelerini, öğretim meselelerini, müfredat konularını falan bir kere yeniden başka bir gözle yeniden mi bakmalıyız acaba? Yani acaba bilgiden daha çok bir bilgelik mi ihtiyacımız olan şey ve biz bu bilgelik denilen şeyi ihmal mi ediyoruz, gözden mi kaçırıyoruz? Artık bir kıymeti harbiyesinin olmaması mı bu kadar çaresizliğimizin sebebi? Belki orada şey gibi düşünebiliriz hani. Bilgelik bir toplumun hafızasının, çok uzun yıllara yayılan hafızasının bir araya gelip aslında o ortak değerleri anlatması belki de sizin kendinize yakın gördüğünüz nokta olabilir. Yani aslında annenizin sesinde bütün o Anadolu'nun söylemek istediği o kadim meseleyi duyuyor olabilirsiniz. Belki bu yüzden bizim ihtiyaç duyduğumuz ya da özlediğimiz şey belki de o bilgeliktir. Tam öyle ve el vermek dediğim de işte bu galiba. Yani bir master ya da doktora eğitimi de yapabilirsiniz. Kendinizi bu anlamda yetkin düşünebilir ve böyle iddia da edebilirsiniz ama el almak diye bir şey var sanki ve ben bu Anadolu kadınından el aldım galiba. Yani anam bana böyle bir şey bağışladı. Bir de şu, ben anama bir şey sorduğumda bir sorunun cevabını beklediğimde o bana direkt cevap vermezdi. Bir hikaye anlatırdı. Ben o hikayeden, alakasız gibi gözüken o hikayeden zaten sorumun cevabını bulurdum. Bu anlatı geleneğini de sanki yine ondan öğrendim ben. Yani benim Peri Gazoz'undan beri kitaplarımda kilidi bir üslup ya da biçem anlatma yöntemim tam bir hikaye türünde girmiyor. O yüzden evet. Bir anlatı diye tarif edebileceğimiz, belki yerli değil de yabancılardan Galvano'da mülhem, biraz Galvano'ya da benzetebileceğimiz tarz, o da bana anamın sanki bir armağanı gibi geliyor. Yani bakınca evet, hani Galvano'da sizin yazdıklarınızda o Latin Amerika'nın kendine özgü o kadim anlatısının peşinde, siz Anadolu'nun kadim anlatısının peşindesiniz. Ama bence ortaklaştığınız başka bir nokta daha var. O da o dinleme arzusu. Evet, bir anlatan var ama dinleyebilmek de çok büyük mesele. Siz bunu nasıl yaptınız? Yıllarca önce annenizi dinlediniz. Sonra Anadolu'nun ücra bir köşesinde hastayı dinlediniz. Sonra kendi özel hastanenizi açtınız. Orada belki çalışanınızı dinlediniz. Setlere çıktınız. Belki yönetmeni dinlediniz. Belki oradaki ışıkçıyı dinlediniz. Ama bu kadar şeyin birikmesinin aslında başladığı noktalardan birisi de o dinleme arzusu. Yazmakla ilgili ilk öğrendiğim şey şu olmuştu. Şükürler olsun. Çok okumazsan yazamazsın. Bunu kavrayınca asıl işimizin okumak olduğunu, yazmak denilen işin ancak okumakla başlayan bir şey olduğunu fark ettim. Konuşmak da dinlemekle başlayabilen bir şey. Dinlemeden konuşmaya başlarsanız ya da dinlemeden konuşmaya kalkışırsanız aslında kendi kendinizle konuşuyorsunuz ki budalalıktan başka bir şey değil. Bir başkasını, başkalarını dinlemeden konuşmaya kalkışmak kibirden öte bir sıfat kazandırmaz. Yine hakikaten şükran borçluyum. Demek ki annemi, ebemi, benden öncekileri dinlemekle başlayan şey, alışkanlık, o durum. Şeyle, hekimlikle güçlü biçimde devam etti. Çünkü bizdeki anamnez dediğimiz hastanın hikayesini almak, hastanın hikayesini dinlemek esasında teşhisle ilgili %50-60'lık bir kolaylık sağlar size. Rahmetli kitabın içerisinde de var. İsmail Ulutaş hocamız, anatomi hocamız Ege Tıp'tan. Oğlum derdi, hasta kapıdan gelip masanızın önündeki sandalyeye oturuncaya kadar eğer teşhisinizi 3 aşağı 5 yukarı koyamıyorsanız kötü bir hekimsiniz derdi. Ya hocam daha dur bir otursun sandalyeye, bize bir şey söylesin. Hasta ağrıyan yerinden bahsetsin, derdini anlasın ki ye bile müsaade etmeyen bir hekimlik yaklaşımıydı. Ve çok doğru bir yöntemmiş meğer bu. Çok doğru bir yaklaşımmış. Çünkü hakikaten her hastanın ayrı bir kapı açışı, her hastanın ayrı bir bakışı, her hastanın ayrı bir yürüyüşü, her hastanın ayrı bir kokusu varmış. Bunu siz yaşadıkça görüyorsunuz. Üzerine bir de hasta size kendi derdini anlatırsa, çekinmeden, sakınmadan, günümüzde çok yaygın ve pek moda olan MR'lara, tomografilere, biyokimya tetiklerine gerek duymadan da pekala hastanıza teşhis koyabilirmişsiniz. Bunu yaşadım ben sahada. Aslında
kitap boyunca da anlatmaya çalıştığım buydu. Evet. Yani yine bakınca tıpla siz tıbbın bir aslında sanat olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Yanıyla tabii kitap okuyanlar da fark edeceklerdir. Bugünkü o kapitalizmin içerisindeki sağlık hizmetine dair de bir eleştiriniz var. Tıp nasıl sanat oluyor? O insanı, siz aslında bir de şunu da söylüyorsunuz tabii. Hasta vardır, hastalık yoktur. Tamamıyla o ikili doktor ve hasta arasındaki o çok özel ve mahrem ilişkiyi çok insani bir noktaya çekmeye çalışıyorsunuz. Çok eski bir düstur bu. Hastalık yoktur, hasta vardır. Bunun anlamı her hastanın hastalığı kendine özgedir. Bu yüzden biz her hastamızla yeniden yeni bir maceraya gireriz. Yine bu yüzden bir takım cetveller, bir takım formüller, bir takım kurallar bütün hastalıklar için uygulanabilir değildir. Sizin gripiniz ve nezleniz bir başkasına uymaz. Belirtileri açısından da, tedavi yöntemi açısından da ona her seferinde ayrı bir yeni bir hastalıkla bir kez ve ilk kez karşılaşıyormuş gibi davranmak zorundasınız. Bu da beraberinde başka müspet bilimlerdeki, fizikteki, kimyadaki, hukuktaki ya da mimarlıktaki gibi kadim kurallar bizim mesleğimizde, hekimlikte her hastayla esasında yeniden keşfedilen, yeniden öğrenilen de bir yolculuğu size zorlar. O yolculuğu sunar. Yaptığımız iş bu yüzden öncelikle hastayı dinleme sanatıdır. Sonra ona yaklaşma, onu anlama, onunla diğerkam olma. Sonra ona şefkat gösterme ve belki onu tedavi etme de sonuçlanan bir yolculuk. Yani öncelikle hastalarımıza, onlarla olan ilişkilerimizdeki o mesafeyi, o bize hekimliğin ya da bilginin sunduğu iktidarın arkasına sığınmadan, o mesafeyi kaldırarak, sadece ve her seferinde onlara şefkatten başka bir şey veremeyeceğimizi de bilerek yaklaşmayı öğrenirsek biz de kendi pozisyonumuzu daha doğru bir yerde tutmuş oluruz. Orada hekim arkadaşlarıma sonlara doğru kendimce naçizane bir dertleşme ve öğüt bahsi var. Bizim de potansiyel hasta olacağımız aşikar. Biz de günün herhangi bir günde, yaşımızın herhangi bir zamanında bir hekim arkadaşımızın dudaklarından bizim için söyleyeceği şeylere korkuyla, kederle bakmak durumunda kalabiliriz. Hastalarımıza öncelikle vereceğimiz şey, ilk şey şefkatten başka bir şey değil. Merhamet değil. O size bütün silahlarından arınmış ve çok aciz biçimde karşınıza gelir ve sizden duyacağı her şey çok kıymetlidir onun için. Böyle birisine bir iktidarın arkasından bir takım tetkiklerle ve onun bilmediği cümlelerle yaklaşmak ve onu her istediğimiz zaman istediğimiz gibi eğip bükebileceğimiz, içine girip bakacağımız bir nesneye indirgemek çok ayıp. Bu yüzden yaptığımız şey çok hassas bir şey. Hata kabul etmeyen bir şey. Bir ev yaparsınız, duvarını beğenmezsiniz, yıkarsınız. Ama hastanıza bunu yapamazsınız. Öyle değil. Doğru. Evet. 1985 Keskin Devlet Hastanesi önünde pos bıyıklı genç bir hekim Ercan Kesal. Kitabın kapağında da var. Evet. O bıyık sizin macerasını yazmış mıyım hatırlamıyorum. Var. Belki biraz başka bir yazıda. Bir kısım var. Açıkçası pos bıyıklı o genç hekim sizin deyiminizle anlatmaya çalışayım. Soğuk ve yorgun bir Anadolu kasabasında. Nasıldı o günler? Bir kere çok ümitli günlerdi. Hani bunu özellikle şimdi ümitsiz olduğumuz anlamında söylemiyorum ama koşulsuzca, hesapsızca bir ümit vardı. Biraz da hiç ölmeyecekmiş gibi sonsuz bir yaşam hayal ederek başlıyorsunuz o yaşlarda. Dünyayla kurduğunuz ilişki daha cesur ve daha kendine güvenen, daha atak ve çıkarsız ve hesapsız bir ilişki kuruyorsunuz. Bu çok temiz, çok güzel bir şey. Daha sonra epeyce yoruluyor ve epeyce kirleniyorsunuz ister istemez. Üzerinize bir sürü şey yapışıyor. Bazılarını bilerek müsaade ediyorsunuz. Bazıları kendiliğinden yapışıyor. Yaşlılıkla ilgili söyleyeceğim şey aslında bitmeyen telaş. O yılların hesapsız, kitapsız, çıkarsız şeylerine geri dönme telaşı. Çapaklardan nasıl temizlenirim diye tekrar ve yeniden o masumiyet günlerine dönerim telaşından başka bir şey değil aslında. Bir süre sonra yapmaya çalıştığınız şey. O yüzden Anadolu'da öyle bir kasabada, üstelik bana çok yakın, bildiğim, çocukluğumun insanını tanıdığım, hemşehrilerim, yakınlarım olan insanlarla, bu sefer hekim olarak onlarla ilişkiye geçmek beni çok mutlu ediyordu. Çok heyecanlıydım, çok özveriliydim, biliyorum o yılları. Dinlemeye çok meraklıydım. Dinlediklerimi de yazma hevesim o yıllarda başlamıştı. Günce tutmak, şiir yazmak, o günleri kaydetmek. İleride çok işimi kolaylaştırdı. Şimdi yaptığım işle ilgili geri dönüp baktığımda oyunculuk ve senaristlik eğitimini almadığım, yönetmenlik eğitimini almadığım bir iş olmasına rağmen sanki bu o ilk hekimlik yıllarının kayıtları, tuttuğunuz günlükler. Evet, onlar bitmeyen hasta hikayeleri, bitmeyen geceler, otopsiler, raporlar, cezaevi hekimlikleri, o yolculuklar hem kendi kendim
ile karşılaştırdı beni. Hem Anadolu'yla, Anadolu insanıyla, bilmediğim taraflarıyla. Bazen öyledir ya hani derya içredir, balıklar deryayı bilmez. Biraz da onları yeniden, farklı bir yerden bir kez daha tanımama vesile oldu. İyi yıllar, önemli yıllardı Ankara. Ankara bu yüzden sadece hekimlik anlamında değil, benim entelektüel anlamda da, politik anlamda da ilk beslendiğim ve güçlü anlamda etkilendiğim bir kenttir. O zaman biraz İstanbul'a gelelim. 90'ların sonu, İstanbul'dasınız, Ok Meydanı'ndasınız. Uğraşarak bir özel hastane inşa etmeye çalışıyorsunuz ama yani kitabı okuyanların da hani sürprizi kaçırmak istemiyorum ama boşaltılan düğün salonu, kıraathaneler, zor boşaltılan yerler. Bunları görüyoruz ve bakınca Türkiye'de özel hastane dediğimiz kavram aslında o sermayenin bir yerde o kapitalizmi de devam etmek için tıbbı kullandığı bir nokta. Fakat siz de hep şu anlatır sizinle ilgili. Yoksulların, solcuların kapısını rahat çaldığı bir hastanedir orası. Çünkü bir odanız vardır sizin ve o odada çok sanatçıyı tedavi ettiğinizi, bazılarını kaybettiğimizi de biliyoruz. Sizinle ilgili böyle bir aslında anlatan anekdot da var. Önce bunu sormak istiyorum. Gerçekten böyle bir durum var mı? Bunu sizden duyalım. Yani ikincisi de özel hastane işletmek, o 1990'ın zor döneminde Ok Meydanı'nda olmak, sizin dünyaya bakışınızı nasıl değiştirdi? Neyi gördünüz orada? İstanbul'a geldiğimde istifa etmiş, kamudan istifa etmiş, işsiz bir adamdım ben. İşsiz bir hekimdim. Ama işsizdim yani sonuçta. Artık sağlık ocağı yoktu, sağlık merkezleri yoktu hayatım. Ve düzenli aldığım bir maaşım da yoktu yani Sağlık Bakanlığı'ndan. İstanbul'da tutunmaya, yaşamaya gayret eden bir adamdım. O yüzden bir süre sinemayı da çok isteyip uğraşmama rağmen olmayacağını görünce tekrar hekimliğimi, mesleğimi yapmak durumundaydım ve gidecek hiçbir yerim yoktu özel sağlık kuruluşlarından başka. Orada şunu fark ettim ki hızla büyüyen bir kent var, metropolleşen bir kent var ve bu çok düzensizce. Ve kamu bunu sağlık anlamında cevap vermiyor, kamu hastaneleri buna. Çünkü çok fazla öngörülemeyen ve plansız. Bu yüzden anlaşılabilir yani. Gecekondu bölgelerine de hızlıca hastane kurmak kamusal bir plan olamayacağı için herhalde oralarda hızla böyle mantar gibi dispanserler, sağlık merkezleri, özel tıp merkezleri, özel hastaneler özellikle 84'ten sonra Özallı yıllarında getirdiği bir açılımla çoğalmaya başlamıştı. Ben de onlardan birinde çalıştım. Birkaçında çalıştım hatta. Sonra bir araya 95-96 Paris girdi. Döndüğümde yapabileceğim bir şey vardı. Bu kafamdaki kuruluş hayallerine ayak uyduracak birkaç arkadaş bulmak ve onlarla bir özel bir kurum oluşturmak, bir hastane ama farklı bir özel hastane. Nasıl olacak yani? Kamunun ücretsiz sunduğu ve sizin de gayet yıllardan beri inatla inandığınız bu işin özeli olmaz, sağlık bir hizmet değildir, haktır inancınızda tenakuza düşen bir işin içerisine giriyorsunuz. Tamam ben böyle bir şey yapayım ama benzersiz bir özel hastane olsun. Ben hep buna uğraştım, hep buna uğraştım. Bir suçlu duygusuyla yapmadım bunu. Sadece hem İstanbul'da yaşayabilmek hem de o benzersiz özel hastaneciliği yapmak için çok çaba sarf ettim. 25 yıl kadar da yaptım bu işi. Geride böyle anılar, böyle anekdotlar kaldı. Bence eksiği var, fazlası yok. Söylemekten hicap duyarım. Ama geriye doğru baktığımda hastanesinin, özel hastanesinin web sitesinde yönetim kurulu başkanı olarak yazdığı yazıda, benim yazdığım yazıda, özel hastaneciliğin biteceği günleri özlemle bekliyoruz diyen bir yönetim kurulu başkanıydım ben. Bunu cesaretle yazmaktan, söylemekten de hiç imtina etmedim. Elbette sağlık alınır satılır bir şey değildir. Elbette sağlık bir haktır, doğar doğmaz insanın sahip olduğu. Hizmet olduğu zaman paraya tahvil edilir. Bu yüzden de alınır satılır bir şeye dönüştürülür ve pazara döner bu iş. Ne yazık ki sadece sağlıkla ilgili değil, hayatın her alanındaki bu globalizasyon, bu kapitalistleşme, her şeyin parayla ölçülebildiği bir dünyanın ortasında sağlığın da bundan etkilenmesi kaçınılmazdı. Ben kendi meşrebimce orada bunu üstelik Ok Meydanı gibi, Kağıthane gibi, Çağlayan gibi, İstanbul'un hala periferi sayılabilecek yerlerde, küçük Anadolu'ların kuşattığı yerlerde, Sivasların, Erzincanlıların bulunduğu yerde yaptım bu işi. Hemşehrilerimle yapmaya, onlarla buluşmaya devam ettim. Keskin'den, Kırıkkale'den, Bala'dan farklı değildi benim özel hastanecilik yaptığım yerlerde. Yönetmenliğini de yaptınız. Aynı zamanda iletişim yayınları tarafından basılan Nasipse Adayız. O günleri anlamak için belki iyi de bir izleme ve okuma olabilir. Son olarak ben size şunu sormak istiyorum. Çünkü kitapta çok konuşulacak şey var. Birazını ama okura saklamak istiyorum. Sizin hocalarınızla kurduğunuz çok ciddi bir ilişki var. Yine kendi doktorlarım dediğiniz şeye gönderme yaptınız. Doktorlarınızı saydınız ve onların tıbba, sağlığa
baktığı noktaları irdelediğiniz anekdotlar var. Bir de en sonunda öğütler kısmı var. Genç doktorlara, sanatla ilgilenen genç doktorlara, çok uzun yıllardır çok zor durumda olup, kimisi yurt dışına çıkmış, kimisi burada zor şartlarda çalışan doktorlara ne söylemek istersiniz? Hekim kardeşlerim, sadece bir meslek gibi, sadece bir para kazandıkları bir iş gibi bakmasınlar işe. Diğer mesleklerden ayıran çok önemli hasletleri olan, şanslı bir işin, mesleğin sahibi onlar. İşte bütün hekimlerin çok şanslı olduğunu düşünürüm hakikaten. Kendi geçmişime baktığımda da iyi ki hekim olmuşum. Yoksa nasıl sinemacı olurdum falan derim. Her anlamda beni koruyan, bana hikayeler bağışlayan, beni sinemada da rahatça, bana bir konfor sunan, seçim hakkı yani oynayacağım filmlerde, senaryolarla ilgili. Bana seçme şansı veren bir meslek oldu. Bu arkadaşlarım yurt dışına da gittiklerini biliyorum çoğunun. Ama geleceklerine eminim. Çünkü dışarıyı da bilen bir parça birisiyim. Gelecekler işlerini yapmaya devam edecekler. Bugünler gelir geçer ama hekimlikle ilgili sahip oldukları haslet onların içinden çıkmayacak. Ölünceye kadar hekim onlar. Yani emekli olmayan bir işin sahibiyiz. Kendileri gündelik hayat, gündelik politikanın hayhuyu içerisinde hakları yenilmiş, kıymetleri bilinmemiş gibi addettiklerini biliyorum. Ama bunların geçici olduğuna eminim. Yaşlandıkça bunu da görecekler inşallah. İyi şeyler yapmaya, iyi hekimlik yapmaya devam etsinler. Sanat meselesi ise hakikaten onarıcı, sağaltıcı bir iş, yaratıcı sanat dalları. Ben sanatla meşgul olmayan, hemhal olmayan, bir şekilde ona bulaşmayan bir hekimin de eksik kalacağını düşünenlerden. Bunu da defalarca söylemişimdir. Okumaya, yazmaya, çizmeye, seyretmeye, çekmeye, yapabilecekleri ne varsa sanat anlamında onları devam etsinler, iyi hekim olsunlar. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Umarım başka kitaplarla, başka filmlerle sizi tekrar ararız. Çok sağ olun. Gazete Duvarı izleyicileri, bugün konumuz Ercan Kesal'dı. Yayınlarımız devam edecek. İyi izler.